Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Bugün 16 Şubat Salı ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni günün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyoruz. Ve bugün de programımıza başladık. Ben Tekin Narşap. Evet, Radyo Klas dinleyicilerine de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Araç başındakiler lütfen dikkat edelim, trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi takalım. Küçük çocuklar mutlak surette sütümüzü içelim ve o şekilde güne başlayalım. Tabii ben bunu söylerken çocuklar zaten okula da gitmişler. Hatta ikinci derse giriyor olabilirlerdi. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi önemsiyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve onlara iyi bir gelecek bırakabilmek adına da şimdiden hazırlıklar yapıyoruz. Evet, her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığımızı bir kere daha hatırlatmak istiyoruz ve hatıralarına sahip çıkacağımızı, bu uğurda hayatlarını ortaya koyup feda ettikleri için onların asla ve kat'en boşuna şehit olmadıklarını ispatlamak için bu ülkeye sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Gazilerimize ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve şu an görevleri başında bizleri korumak için canla başla hayatını ortaya koyarak bu ülkeye en ufak bir zarar gelmesin diye siperlerde olan, düşmanla çatışan, düşmanla operasyon gerçekleştiren emniyet güçlerimize de, Türk Silahlı Kuvvetlerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Evet, yine bir gündem daha. Yine sıcak bir Mersin, yine yazdan kalma hava. Tabii Türkiye'nin geneli böyle aslında. İstanbul'da da çok aşırı sıcakların başlayacağı haberini verdi meteoroloji uzmanları. Tabii bu sıcaklar bize de yansıyacak. Bizdeki sıcaklar daha erken başlamıştı. Evet, neden çocuklarımızla başladık bugün programımıza? Çünkü onları önemsiyoruz. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bile çocuklarımızı önemsedi. Neden? Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hep ileri görüşlüydü. Çünkü biz o yüzden Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü çok seviyoruz. Çünkü biz o yüzden Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü önemsiyoruz. Çünkü biz o yüzden Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde hep hatırlıyoruz. Birileri bize hatırla demiyor dikkat ederseniz. Kendimiz anıyoruz ve kendimiz, hani hep derim ben bunu, hep demeye de devam edeceğim. Hep küçüklükten beri bize öğrettiler ya, Atatürk ölmedi, yüreğimde yaşıyor. Evet, gerçekten böyle. Yani dikkat edin, 7'den 70'e kime sorarsanız herkes tanıyor, herkes biliyor. Göremesek de mutlaka Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülke için ve dünya için önemli bir şahsiyet, önemli bir lider olduğunu herkes biliyor. Dünya biliyor. Ülkemizdeki küçüğünden büyüğüne herkes biliyor. İşte bu nedenle sevgili izleyicilerimiz hep şunu söylemişizdir. Lütfen ve lütfen, özellikle gazeteler ve televizyon kuruluşları, programcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk resminin yanına birini koyup kıyas yapmayınız. Bu çok yanlış. Yani hayatınızda yapabileceğiniz en büyük yanlıştır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına bir resim koyup Mustafa Kemal Atatürk böyle bakardı, işte şu şahsiyet böyle bakar, Mustafa Kemal Atatürk şöyle giderdi, şu şahsiyet şöyle gider kıyaslamaları çok doğru değil. Dünyanın benimsediği, dünyanın önemsediği, dünyanın önünde saygıyla eğildiği Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına kimseyi koymamak lazım. Ve kıyaslamamak lazım. Bugün gazetenin bir tanesini gündemime almadım. Çünkü gazetenin bir tanesi şu sözü kullanmış. Yani Mustafa Kemal Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demiş. İşte atıyorum başka biri dünyada savaş, yurtta savaş diye bir kıyaslama yapmış. Kabul etmiyoruz. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Bu kıyası yapanlarla ilgili haberi yapmayacağım, konuşmayacağım. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büyük bir değerdir ve o değerin yanına herhangi bir şeyi, bir kimseyi koyup kıyaslamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Bu nedenle atamıza
saygı duymaya devam edeceğiz ve atamızla ilgili bu tür kıyaslamaları asla kabul etmediğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Fark edeceksinizdir, okuduğum gazeteler arasında bir gazete eksik olacak. O yüzden kusura bakmasınlar. Dediğimiz gibi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden bir birey, bir toplum olarak böyle bir yakıştırmayı asla ve katen kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Evet, tabii yine her zaman olduğu gibi tweetlerimizle başlayacağız. Öne çıkan tweetleri paylaşacağız sevgili izleyicilerimiz. 16 Şubat tarihli tweetlerimizde. Ardından önemsediğimiz bir konu, biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, süt. Sütün önemine dikkatler çekiliyor. Süt içmenin gerekliliği üzerinde duruyor. Özellikle küçük çocuklarımızın, öğrencilerimizin mutlak surette süt içmesi gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Sağlık için okullarımızda biliyorsunuz daha önce başlatılan bir uygulama vardı. Süt dağıtılıyordu çocuklara. Ve bu uygulama ikinci yarı yıl tatilinden sonra da devam ediyor. Onunla ilgili haberimiz var. Onu da aktaracağım birazdan sizlere. Ve Sayın Ahmet Ünal'la başlıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, 16 Şubat Salı, bugün hayallerinizin gerçekleştiği gün olsun. Hayatı güzelleştiren insanların güzelliğidir. Kimi çaba sarf ederek güzelleştirmeye çalışır, kiminin ise varlığı güzelliktir demiş. Evet. Ve AK Parti Mersin İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, İl Başkanımız İsmail Taşpınar Başkanlığında il binamızda toplantı yapıyor diyor. 15 saat önce yapılan bir paylaşım. Ve geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. AK Parti Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ahıska ve Gökoğuz Türklerinin temsilcileriyle görüştü diyor. Ve Sayın Şerafettin Aşut'ta huzurlu, bereketli ve bol kazançlı bir güzel güne günaydın, gününüz aydın olsun değerli dostlarım paylaşımını gerçekleştirmiş. Ve Sayın Aytuğ Atıcı'da Mersin Erdemli Kargıpınar Mahallesi vatandaşın sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm önerilerimizi aktarıyoruz diyor. Ve Sayın Abdullah Ayan, küresel ısınma ne mi demek? Aynı iklim kuşağında yer alan İstanbul artı 26 dereceyi görürken New York'un eksi 25 derece ile kutup soğuğunu görmesi demek diyor. Ve sonunda eski yandaş, dindar olmanın aynı zamanda vicdanlı olmayı gerektirdiğine inanmaktan tümden mi vazgeçtik paylaşımını gerçekleştirmiş Sayın Abdullah Ayan. Ve Sayın Baki Şimşek de Milliyetçi Hareket Partisi Bozyazı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ballı Bey'i makamında ziyaret ettik diyor bu bağlamda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı da Milletvekilimiz Sayın Doktor Hüseyin Çamak ve il yöneticilerimiz Silifke İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmede bulundular diyor. Ve yine CHP'den cemiyeti ziyaret. Tabi bu çok eskiydi. Eski bir haberdi. Biz de canlı olarak aktarmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Yenişehir İlçe Örgütü paylaşmış. Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetimi ve milletvekilleri gazeteciler cemiyetini ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Abdullah Özit, CHP'li vekiller Hüseyin Çamak, Serdar Kuyucuoğlu ve il yönetimi gazeteciler cemiyetini ziyaret etti. Özit ziyarette Mersin ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu diyor. Onlar yeni paylaşmış. Doğru, 2 saat önce. 7 mi? 2. 7 saat önceyse. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarının, gençlik örgütünün tweetini paylaşmış. Bu kavga Havva Ana'yla Devlet Baba'nın kavgasıdır diyor. Artvin direniyor diyor. Ve Hüseyin Çamak Silifke'de partilerimizle bir araya gelerek son zamanlarda yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk diyor. Evet, Sayın Burhanettin Kocamaz, yenileme çalışmaları devam eden ve deneme üretimine başlanan ekmek fabrikasında incelemelerde bulundu. Evet, ekmekler güzel. Ekmekler güzel çıkmış. Vallahi güzel. Yani kalitesi nasıl bilmiyorum. Çünkü hatırlarsanız sevgili izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili biz röportajlar yapmıştık. Ezel, hatta istersen o gün izleyemeyen, dinleyemeyen vatandaşlarımız için de o röportajları bir daha hazırlayalım. Sorduk vatandaşa, yani tamam, halk ekmek, ucuz ekmek olacak.
faaliyete girecek. Çünkü modernizasyonu yapıldı, genişletildi, alanı büyütüldü ekmek fabrikasının. Tabii vatandaşın kafasında soru işaretleri var haklı olarak. Yani tabii yaşayarak göreceğiz. Şimdi peşin hükümlü olamıyoruz. Geçmiş dönemlerde eski belediye başkanları döneminde seçimden seçime seçim ayarlı bir fabrikaydı. Yani seçimlere kısa bir süre kala hop bir bakıyorsunuz ekmek fabrikası faaliyete giriyor. Bir bakıyorsunuz oluşturulan ekmek satış noktalarında kuyruklar oluşuyordu. Ve ekmek nasıl geliyordu biliyor musunuz? Ekmek böyle üst üste yığılmış 500 tane 50 tane ekmek üst üste yığılmış sıcak sıcak çıktığı için bir de bastırılmış geliyor size böyle kağıt gibi. Hani kağıt helva derler ya, o şekilde bir ekmekle karşı karşıya kalıyordunuz ve bunun için insanlar da kuyruğa giriyordu. Evet ve kuyruğa girdikleri zaman da bu ekmeği alıyorlardı. Vatandaşın kafasında şu soru işaretleri vardı, ben hatırlatayım. Diyor ki vatandaş, tamam iyi güzel ama diyor, devamlı olacak mı? İki, diyor ki kalitesi nasıl olacak? Yani tamam ucuz vereceksin ama hani ucuz etin yanisi yavan olur mu olacak? Yoksa gerçekten piyasadaki ekmek kalitesiyle aynı standartlara sahip olup daha az ücretle mi olacak? Sonra biz nasıl ulaşacağız? Fabrikadan mı alacağız? Ben Pozcu'da oturuyorum. Nereden alacağım halk ekmeği? Gibi vatandaşın kafasında soru işaretleri vardı. Ben inanıyorum ki ekmek fabrikası modernizasyonunu gerçekleştiren ve alanını büyüten, sadece seçim odaklı olmadığını, çünkü seçimlere nereden bakarsanız bakın bugün 2016 yılındayız, 3 yıl var. Seçim odaklı olmadığına inanıyorum ve ekmeğin kaliteli olacağına da inanıyorum. Çünkü bakın deneme üretimi de yapılmış. Yani Palas Pandras haydi olduğu gibi çıkartalım vatandaşa verelim değil. Bir bakıyorlar, inceliyorlar, ondan sonra piyasaya sürülecek. Deneme üretim de gerçekleştiğine göre çok yakın bir zamanda da faaliyete gidecek. Peki, tek soru kalıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sorulacak. Satış alanları nasıl olacak? Herkes ucuz ekmeğe ulaşabilecek mi? Halk ekmeğe ulaşabilecek mi? Hangi noktalar belirlenecek? Bu noktalar belli mi? Kamuoyuyla biz de buradan paylaşalım, vatandaşlarımıza paylaşalım. Ve ben inanıyorum ki büyük bir olasılıkla, büyük bir ihtimalle her noktada ulaşma şansına sahip olacak. Yok, temiz olacak, hijyen olacak. Onu biliyoruz. Çünkü Sayın Burhanettin Kocamaz işinde çok ciddiyetle duran bir bürokrat. Bu nedenle bence Sayın Burhanettin Kocamaz'ı bu yönüyle ele almak lazım. Bakın, siyasi kimliğini bir kenara bırakın. Sayın Burhanettin Kocamaz baktığınızda işine sağlam giden, işini yapmayanları hemen görevinden alan, işi yapacaklarla çalışmaya devam eden iyi bir yönetici. Bu vasfıyla, yönetici vasfıyla, yöneticilik vasfıyla değerlendirelim. Evet ve bakalım sevgili izleyicilerimiz önümüzdeki günlerde ekmekle ilgili gelişmeler nasıl olacak? Ve Mesiat üyeleri olan genel kurulda tercihlerini Mehmet Deniz ve ekibinden yana kullandı diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, Sayın Mehmet Deniz'e ve ekibine yeni yönetimde biliyorsunuz olan genel kurulda seçime gitmişlerdi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi kimliksizlere bir kez daha duyuruyorum ki adımız Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Ve ressam, belki şurada uyumak isteyen birileri vardır, şuraya da hayırlısını çizelim diyor. Ve Sayın Şevket Can yeni mahalle kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısından kareler vermiş. Yeni mahallede düzenleyeceğimiz toplantıda vatandaşlarımıza kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdik. Modern bir mahalle oluşturma adına yaptığımız toplantıya katılımlarından dolayı yeni mahalle muhtarımız Sayın Kenan Pehlivancı'ya, yeni mahalle sakinlerimize ve diğer mahalle muhtarlarımıza ve müteahhitlere teşekkür ediyorum demiş. Ve yeni mahalle kentsel dönüşümle güzelleşecek diyor, videosuna da yer vermiş Sayın Şevket Can'ın.
Bağlanmak deyince aklıma direkt internet geliyor. Yani o kadar uzağım sevgili olayına demiş terbiyeli tavuk. Geçen ay telefonumu şarj ettim, hala bitmedi. Nasıl bir yalnızlıksa artık. Aradığım emojiyi bulana kadar karşıdaki kişi evlenmiş oluyor diyor. Böyle de bahtsız biriymiş. Doçent Doktor Yılmaz Tezcan, Sosyal Politikalar Bakanlığımızın düzenlediği işaret dili eğitimimizin katılımcılarına sertifika verdik diyor. Ve böylelikle tweetlerimizde, öne çıkan tweetlerde sona erdi. Yerel gazetelerimize geçeceğiz. Dün özel verememiştik tamamını. Kullandığımız yalanlar vardı galiba. Onları da bugün tamamlarız. Ve hemen sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize geçiyoruz. Gazetelerimize geçmeden önce, yerel gazetelerimize geçmeden önce sütün önemine bir değinelim. Evet, ikinci yarı yılda çocuklarımıza okul sütü dağıtım projesi kaldığı yerden devam edecek. Mersin'de ilkokul öğrencilerine okul sütü dağıtımı başladı. Eğitim öğretimin ikinci yarı yılı boyunca il genelinde 137.995 öğrenciye süt dağıtılacak. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul sütü dağıtımının başlaması dolayısıyla Akdeniz Nasrettin Hoca Anaokulu'nda bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, çocukların Türkiye'nin geleceği olduklarını ifade ederek onların en iyi şekilde yetiştirilmesini sağlamanın kendileri için birinci vazife olduğunu söyledi. 2015-2016 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren haftada 3 gün süt dağıtımının yapılacağını belirten Koca, resmi ve özel anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul öğrencileri ve yabancı uyruklu öğrencilerin okul sütü programı kapsamında olduğunu bildirdi. Mersin ili genelinde 581 okulda 137.995 öğrenciye süt dağıtılacak. Süt için süt içirin diyelim. Keşke olsaydı da içseydik. Bak canımız çekti şimdi eser. Evet, çocuklarımızın mutlak surette süt içmesi gerekiyor. Bunu da hatırlatalım. 137.995 öğrenci il genelinde sevgili izleyicilerimiz süt dağıtımı gerçekleştirilecek. Ve yerel gazetelerimize geçiyoruz. Mersin Gazetesi ile devam ediyoruz. Sorumlu Büyükşehir Belediyesi diyor manşette. Akdeniz Belediyesi tarihe gülümseyen Mersin projesinin hayata geçirilememesinin sorumlusunun Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu ileri sürdü. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Şubat 2016 tarihindeki meclis toplantısında tarihe gülümseyen Mersin projesi ile ilgili tartışmaların yaşandığı hatırlatılmış. Ve Mersinli iş adamından Van'daki öğrencilere yardım. Mersinli iş adamı Coşkun Doğmuş, Van'ın Çatak ilçesi Kaçit Mahallesi İlkokulu'ndaki 150 öğrenciye giysi yardımında bulundu. Gönderilen kışlık kıyafetler öğrencilere dağıtıldı. Necmi Erdem de güven tazeledi. Türkiye Kızılay Derneği Mersin Şubesi olan genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Necmi Erdem, üyelerin oyları ile yeniden başkanlığa seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Himayetim projesi tanıtıldı diyor. Silifke Kaymakamı Şevket Cimbir ve eşi Hayriye Cimbir tüm Türkiye'ye örnek olabilecek Himayetim adlı projeyi Silifke'de hayata geçirmek için okul müdürleri ve rehberlik öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulundu. Yetim ve öksüz çocuklar ile parçalanmış ailelerin çocuklarının sorunları hakkında toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulması hedeflenen Himayetim projesi için Kaymakam Şevket Cimbir Başkanlığında Silifke Halk Eğitim Merkezi salonda toplantı düzenlenmiş. Evet. Belediyeden yardım eli Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar ilçesi İshaklar Mahallesi'nde ikamet eden Halil İbrahim Tilkioğlu'nun evinde meydana gelen yangının ardından aileye sosyal yardımda bulundu. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Halil İbrahim Tilkioğlu'nun 17 Ocak 2016 tarihinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında evinin tamamı yandı. Evet, yanmıştı ve yardım eli uzandı. Tebrik ediyoruz. Ve Güney Gazetesi de tarihe gülümseyen projesi tartışması, Mersin projesi tartışması diyor. Akdeniz Belediyesi tarihe gülümseyen Mersin projesinin hayata geçirilememesinin sorumlusunun Büyükşehir Belediyesi olduğunu söylemiş.
ve Elvan'dan özel üniversite müjdesi, Mersin Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu törenle açıldı. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan törende yaptığı konuşmada gelişmiş bir toplum olmanın en önemli koşullarından ikisinin eğitim ve sağlık olduğunu vurgulayarak önümüzdeki süreçte hem eğitim hem sağlık alanında yeni çalışmalar yapılacağını müjdeledi. Ve incirlik üstünde hava hareketliliği, IŞİD ile mücadele kapsamında Suudi jetlerinin gelip gelmediği tartışmasının yaşandığı incirlik üstünde hareketli saatler yaşanıyor diyor. Terör saldırılarından kurtulmak zorundayız diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aşut, Türkiye'nin artık terör gündemi sarmalından kurtulması gerektiğini söylüyor. Evet, okçulara konferans verilmiş ve hareketsizlik kolon kanserini tetikliyor denmiş sevgili izleyicilerimiz. Mersin Halk Sağlığı Müdürü Dr. Aytekin Kemik vatandaşları erken tarama yaptırmaları konusunda uyardı. Ve Himayetim projesi tanıtıldı, haberi var. İşsizlik oranı da %10.5 oldu. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık azalış ile %10.5 seviyesinde gerçekleşti. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Çukurova gazetesi de Akdeniz Belediyesi eş başkanlarından Burhanettin Kocamaz'a cevap, sorumluluğu büyükşehirdir diyor. Tarihe gülümseyen Mersin projesiyle ilgili. Ve Tisan'da su çilesi, Silifke Tisan'da su sorunu uzun yıllardır çözülmüyor. Yasada olmasına rağmen MESKİ üzerine düşeni yapmıyor. Seneler önce Tisan'dan yazlık alan evine su bağlatamadığı için henüz oturmak nasip olmamış. MESKİ'nin bazı bakanlıklar dahil çalmadığı kapıda kalmamış. Öte yandan bu konuda Almanya'da sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası bile başlatılmış diyor. Ve Elvan'dan müttefikleri PYD çıkışına yer vermiş gazete. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan çok açık biçimde PYD'nin PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu, bunun da herkes tarafından bilindiğini belirterek Türkiye'nin müttefiklerine çağrıda bulundu. Elvan tekrar uyarıyoruz. PYD bir terör örgütüdür ve müttefiklerimizden de buna uygun bir davranış bekliyoruz dedi. Aslan'dan sonra sıra Kartal'da. Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Hüseyin Çalışkan, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından teknik direktör Ümit Özat'la ilgili övgü dolu sözler kullandı. Çalışkan, Beşiktaş karşısında da en az beraberlik hedeflediklerini ifade etti. Tabi ne diyoruz? Takıma destek diyoruz. Haydi Mersin İdman Yurdu diyoruz. Taraftarlara Galatasaray maçında göstermiş oldukları performanstan dolayı ve Mersin İdman Yurdu'na yaptıkları olumlu tezahüratlardan dolayı da tebrik ediyoruz. Taraftarın gücü bu işte. Aynı zamanda sporcularımızın da teknik heyetin de gücü bu. İnşallah Beşiktaş'ta da en azından bir beraberlik. Tabii ki gönlümüz galibiyetten yana ama hiç olmazsa bir beraberlik Mersin İdman Yurdu'nun gücünü göstermeye yetecektir. Evet, Mersin'le ilgili bilgileri almak üzere de Ali Gürkan Şamiloğlu'na bağlanıyoruz ve sözü hemen kendisine bırakıyoruz. Merhaba, günaydın. Teşekkür ediyorum. Mersin gündeminde konuşulan, tartışılan konulara kısaca değinelim. Dün gece Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü nedeniyle terör örgütü yandaşları Mersin'in Tarsus ilçesinde birçok mahallede terör eylemi gerçekleştirdiler. Bu eylem sırasında D-400 karayolundaki seyir halindeki bir tırı Fahrettin Paşa Hemzemin geçidinde durduran terör örgütü yandaşları tıra
uzun namlulu silahlarla ateş ettiler ve tırı da molotof kokteyli atarak yaktılar. Ayrıca yine Fahrettin Paşa mahallesinde bir otomobili de molotof bombaları atarak yaktı terör örgütü yandaşları. Ve Tarsus'ta Gazi Paşa mahallesindeki eylemde ise 17 yaşındaki bir kişi vurularak yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Tarsus'taki eylemlere birçok polis zırhlı araçlarla müdahalede bulundu. Biber gazı sıkarak ve tazikli suyla bulunulan müdahalede terör örgütü yandaşları dağıtıldı ve olayların büyümesini engellemek amacıyla Tarsus'ta emniyet birimleri yoğun çaba sarf ettiler ve olayların diğer mahallelere sıçrayarak daha da büyümesi emniyet mensuplarının çabasıyla engellendi. Dün gece geç saatlerde yine Mersin'de de bazı noktalarda lokal olarak terör örgütü yandaşları küçük gruplar halinde eylemler gerçekleştirdiler. Bu eylemlere de yine emniyet birimleri biber gazıyla müdahalede bulunarak grupları dağıttı. Şimdi Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki paralel devlet yapılanması iddialarına yönelik yasa dışı dinlemelerle ilgili olarak 16'sı meslekten ihraç edilen 26 emniyet mensubunun yargılanmasına Mersin'de devam edildi. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasında tutuksuz yargılanan aralarında eski istihbarat müdürleri Ali Ç ile Ali İhsan K'nın da yer aldığı bazı sanıklarla müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu davada. Mersin'in spor haberlerine geldiğimizde Mersin İdman Yurdu'na maddi kaynak sağlamak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın fikir babalığını yaptığı ve yine kendisinin girişimleriyle başlatılan 1925 Mersin İdman Yurdu kampanyası çerçevesinde bu kampanyayı yürütmek amacıyla 1925 Mersin İdman Yurdu Spor ve Dayanışma Derneği kuruldu. Bu dernek adına da Mersin'de İş Bankası Merkez Şube'de bir hesap açtırıldı. Bu hesaba 5000 Türk Lirası para yatıran herkes kişi başı bu derneğin üyesi olacak ve bu para Mersin İdman Yurdu'na aktarılacak. Hatırlanacağı üzere Süper Lig'in 18. haftasında Mersin İdman Yurdu İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olmuştu ve aşırı kar yağışı nedeniyle bu maç ertelenmişti. İşte bu maç yarın oynanacak İstanbul'da Başakşehir Stadyumu'nda ve yarın akşam 7.30'da başlayacak bu maç. Eski milli atlet Bilal Yılmaz 71 yaşında Mersin'de hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Yılmaz, Mersin'deki evinde hayatını kaybetti. 400 metre engelli koşuculardan olan Bilal Yılmaz için Türkiye Atletizm Federasyonu da bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bilal Yılmaz bugün kendisi için düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ve diğer spor haberlerine gelelim. İlerleyişini, başarılarını devam ettiren Mersin Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı Canik Belediyespor'u 83-72 yendi ve Kadınlar Ligi'nde, Basketbol Ligi'ndeki başarılarını kadın basketbol takımımız devam ettiriyor. Mersin'i bölgesel amatör ligde temsil eden takımlardan biri olan Meskispor ise kendi sahasında Seyhan Belediyesi'ni 2-0 mağlup etti ve zirve yürüyüşünü de devam ettiriyor diyoruz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Teşekkür ediyorum. Güne başlarken dün, bugün ve yarın için güncel haberler. Objektif bilgilerle haberi kaynağından öğreneceksiniz. Tekin Şap'la Manşet, hafta içi her gün saat 9'da İçal TV ekranlarında.
Evet ve devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na. Haberci gazetesiyle devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, Haberci gazetesinin ilk sayfasında pazarı Rusya değil Don vurdu. Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan, Rusya krizinin pazara yansımadığını, Don olaylarının yaşanmasıyla fiyatlarda artış olduğunu ve Akdeniz bölgesinde soğuk havaların yerini ılık bir havaya bırakmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanabileceğini açıklamış. Ve kar boğazında yatırım var mı yok mu diyor. 10 yıl önce turizm alanı olarak işaretlenerek yatırıma açılan kar boğazına aradan geçen sürede çivi dahi çakılmazken AK Partili Elvan'ın kar boğazında yatırım başladı açıklamaları kafaları karıştırdı. Kar boğazında ilk kar festivalini gerçekleştirmeye hazırlanan turizm platformu başkanı Numan Olcar böyle bir yatırımdan haberi olmadığını söyleyerek hatta biz yatırımcıları çekmek için festival yapıyoruz demiş. Ve evet, Mersin güvenli değil. TÜİK'in en güvensiz 5 şehir sıralamasında Mersin'de yer aldı. Ancak bu duruma ne siyasilerden, ne kent yöneticilerden, ne STK'lardan, ne de kamuoyundan tek bir tepki bile gelmedi. TÜİK'in açıkladığı il güvenlik endeksinde Muğla son sırada yer alarak Türkiye'nin en güvensiz ili oldu. Fethiye Belediyesi ülkenin turizm lokomotifiyiz. En güvensiz şehre turist gelir mi? TÜİK araştırması yok hükmünde sayısın diyerek dava açtı. Peki soruyoruz. Yani TÜİK böyle bir açıklama yapmış. Gerçekten bizim sivil toplum örgütleri, STK'larımız, öne gelen isimler, hani Mersin'in lokomotifleri diyebileceğimiz kurumlar gerçekten bu konuya neden sessiz kalıyor? Mersin bence güvenli bir şehir. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Olaylar her kentte yaşanabiliyor. Hani Adana'dansa belki bir yere kadar anlayacağız ama Adana'yı da kabul etmeyiz tabii ki bu işin içinde güvensiz şehir olarak. Ama hani Mersin için güvensiz şehir demek çok doğru bir yaklaşım değil. Neye göre, kime göre, hangi kriterlere göre güvensizlik varmış? Bunu da çok merak ediyoruz ki Mersin için artık turizmde bir patlama yapma noktasına gelmiş, şahlanmış, kendini tanıtma noktasında büyük adımlar atarken böyle bir verinin açıklanması gerçekten Mersin turizmine vurulmuş bir baltadır. Turizm sektörünün özellikle bu konuda bir açıklama yapması lazımdı. Bu konuyu eleştirmesi lazımdı. Mersin hayır, güvenli bir şehirdir denilmesi lazımdı diye düşünüyoruz. Hakimiyet gazetesine geçiyoruz. 1925 Mersin İdman Yurdu sevdalısı aranıyor. Süper Lig takımlarından Mersin İdman Yurdu'na kaynak yaratmak amacıyla 5000 TL bağışlayacak 1925 üyeden oluşacak olan 1925 Mersin İdman Yurdu Spor ve Dayanışma Derneği kuruldu. Derneğin kuruluşu ile ilgili bilgi veren Mersin İdman Yurdu Yönetim Kurulu üyesi Sabri Tekli, amacımız Mersin'de yaşayan 1925 tane Mersin İdman Yurdu sevdalısı bularak hem takımımıza ciddi bir gelir sağlamak hem de önümüzdeki yıllarda takımımıza kalıcı gelir elde edebilecek projeler geliştirmek diyor. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri. Termik santraller yüzünden bölgede ölümlerin artacağı uyarısı yapılmış. Santraller öldürüyor diyor haberde. Ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Kocabaş, termik santrallerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Profesör Doktor Ali Kocabaş ise İskenderun Körfezi'nde kurulması planlanan termik santrallerin sadece İskenderun'u değil, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'yi de olumsuz etkileyeceğini ifade etmiş. Sağlık mı, termik mi diye sormuş sevgili izleyicilerimiz. Akdeniz Belediyesi'nden işbirliği vurgusu yapılmış. Akdeniz Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında tarihe gülümseyen Mersin projesi ile ilgili yaşanan tartışmalar nedeniyle yaptığı açıklamada bir kentin yeniden planlanması ve düzenlenmesinde sadece kentin yerel yöneticilerin değil, halkın ve kent dinamiklerinin katılımı, uyumu ve işbirliğinin olmazsa olmaz koşul olduğuna vurgu yapılmış sevgili izleyicilerimiz. Evet ve böylelikle yerel gazete turumuz da sona erdi. Haber başlıklarımızın ardından da ulusal gazetelerimizle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Müzik.
insanların hayatını hiçe sayan insan kaçakçıları bu kez bir askerin şehit olmasına sebep oldu. Suriye'den Hatay'a kaçak yollarla geçmek isteyen insan kaçakçılarına müdahale eden asker şehit oldu. Başbakan Davutoğlu resmi temaslarda bulunmak için Ukrayna'ya giderken gazetecilere YPG ile ilgili önemli mesajlar verdi. YPG'nin Azez'den uzaklaştırıldığını söyleyen Davutoğlu, Türkiye'nin güvenliğini korumak için her türlü tedbirin alınacağını bir kez daha yineledi. İçişleri Bakanı Efkan Ala, terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meclis Bütçe Komisyonu'nda konuşan Ala, terör olaylarıyla ilgili verilen mücadeleyi sessiz bir devrim olarak nitelendirdi. Terörü besleyen kaynakların kurutulması için çalışmalarımız sürecek dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Azez'deki YPG hedeflerini vurmayı sürdürüyor. Hareketlilik yaşanan sınırdaki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. IŞİD kontrolünde bulunan Cerablus'un karşısındaki Karkamış ilçesine giriş çıkışlar kontrol altına alındı. TSK Suriye'deki YPG hedeflerini vurmayı sürdürürken Türkiye'ye art arda saldırıları durdurun çağrısı yapılıyor. Hem Avrupa Birliği hem de ABD Suriye'de çatışmaların durdurulması kararı alındığını, tüm tarafların buna uyması gerektiğini bildirdi. Mardin'de silah sesleri yankılandı. Nusaybin'den peş peşe saldırı haberleri geldi. Hainler iki okul, bir okuma salonu ve markete saldırı düzenledi. Saldırılar sebebiyle okul ve okuma salonu alev alev yandı. İstanbul'daysa bir kağıt deposuna Molotov kokteyli atıldı. Neyse ki olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. Suriye'de hastane ve okullara hava saldırısı düzenlendi. Rus savaş uçakları tarafından düzenlendiği belirtilen saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 kişi hayatını kaybetti. Evet ve Türkiye dünya gündemine göz atmak üzere de ulusal gazetelerimize geçiyoruz. İlk gazete Cumhuriyet Gazetesi. Hüseyin Çelik Erdoğan'ın girme taraftarı olduğu savaşa kirli dedi. Tezkereye red oyu verdi. Kirli ortaklıktan kurtulduk diyor. AK Parti kurucularından Hüseyin Çelik sitesinde Erdoğan'ı yalanlayan bir yazı kaleme aldı diyor gazete. Ve Vatan Gazetesi de sevgili izleyicilerimiz çıkın yoksa vururuz. Davutoğlu YPG'yi sınırdaki Aziz'e girmemesi ve Minang havaalanını boşaltması için son kez uyardı. Yoksa harekete geçeriz dedi. Fırtına mesajı diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin Azez'deki mevzilerini dün de vurdu. Fırtına obüslerinin mermilerinde Sur ve Cizre'de şehit olan silah arkadaşlarımız için yazıyordu. Ve Kandil'e de yazmışlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil operasyonunda da F-16'lardan atılan akıllı mühimmatlarda aynı mesaj vardı. Ve geçiyoruz Takvim Gazetesi'ne. Sovyetler 25 yıl önce bitti. Hayal görme Putin. Başbakan Davutoğlu YPG'yi vurmayın diyen ABD ve Avrupa'ya res çekti. Rus lider Putin'e de Kiev'den seslendi. YPG Azez'den uzaklaştırıldı. Yaklaşırlarsa en şiddetli tepki görürler. Bu şehrin düşmesine izin vermeyeceğiz. Bütün dünya bunu çok net bilmeli diyor. Türkiye, PKK Suriye'de ise YPG Rusya'nın yayılmacı politikalarının piyonlarıdır. Moskova bizi ve AB'yi sıkıştırabilmek için bu araçları kullanıyor diyor. Rus yetkililere şunu ifade etmek isteriz ki Sovyetler Birliği dönemi 25 yıl önce bitmiştir. Canlandırmaya çalışmak hayırlı sonuçlar doğurmaz. Birleşmiş Milletler'deki veto kartına güvenerek maceraya yönelmeyi Rus halkı da benimsemez. Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve sivillerin hayatına saygı gösterin. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eski lideri Deniz Baykal da bombalamak Türkiye'nin hakkı diyor. Azez Halep hattını açık tutmak için YPG'yi bombalamasının doğru olduğunu söyleyen Baykal, Halep Sünni İslam kentidir. Bu kenti Rusya'nın Esad'ın himayesine teslim etmek üzerine bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım diyor. Ve geçiyoruz Sabah gazetesine. O hava üssünü yerle bir ederiz diyor. Başbakan Davutoğlu YPG Fırat'ın batısına geçemeyecek, Azez'e giremeyecek. Ayrıca minik hava üssünden çekilecek, çekilmezse o havaalanı kullanamaz hale gelecek diyor. Ve Baykal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. CHP böyle devam edemez. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal çekilmeli imasında bulunduğu Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Parti tabanında soğuma görüyorum. CHP böyle devam edemez. Önümüzdeki 4 yıla böyle giremeyiz demiş.
Ruslar bir okul, iki hastane vurdu. Rusya'nın Suriyeli muhaliflere yönelik vahşeti sınır tanımıyor. Hazar'dan atılan balistik füzelerde İdlib ve Azez'deki iki hastane vuruldu. En az 24 kişi öldü. Rus savaş uçakları da Azez'in bir köyünde mültecilerin barındığı okulu bombaladı. 6 çocuk yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler ölü sayısının 50'ye ulaştığını bildirdi. Ve Star gazetesi de Baykal Partisi'nin terörle mücadeledeki tavrını sert bir dille eleştirdi. CHP böyle devam edemez dedi. CHP, HDP çizgisine kayıyor. Şiddet ve Kürt sorunu ayrımını herkes yapmıyor. İçimizdeki bazı arkadaşlar PYD konusunda olduğu gibi partiyi HDP çizgisine taşıyan açılım içine girdi. Ülkede yatak odasına kadar gerçekleşen bir terör var. Oraya yerleşen teröre göz yumamaz, doğal karşılayamayız. Kritik bir döneme doğru gidiyoruz. Önümüzde 3,5 yıllık süreç var. CHP böyle devam edemez. Bu yapıyla bu süreç götürülemez. Biz önümüzdeki 4 yıla böyle giremeyiz. Ben partimi iyi bir yerde görmek istiyorum diyor Sayın Baykal. Azize'yi koruruz diyor. Türkiye'deki PKK, Suriye'de de YPG Rusya'nın piyonudur. Saldırılara devam eder ve mülteci akınlarına sebebiyet verirlerse en kararlı şekilde mukabelede bulunuruz diyor Başbakan Ahmet Davutoğlu. Ve Posta gazetesine geçiyoruz. Fırtına patladı, oyun bozuldu, dinlemediler, vurduk diyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Kilis'in 4 kilometre güneyindeki Azize, Rusya'nın hava bombardımanı desteğinde bir haftadır saldırıyor. Bu saldırı Azize'de Türkiye'nin kurduğu kampta barınan 40 bin Suriyeli sivili tehlikeye atıyor. Türkiye, Azize'deki PYD güçlerini hafta sonu fırtına obüsleriyle topa tutmuştu. PYD mevzilerinden dün Kilis'e ateş açıldı. Ve 3. Dünya Savaşı tehdidi var. Rusya Başbakanı Medvedev, Suriye kara operasyonu topyekun savaşa yol açar diyor. Suriye ve Suudi Arabistan geçen hafta Suriye'de IŞİD'e karşı birlikte kara operasyonu düzenleyebiliriz açıklaması yaptı. 5 yıldır süren Suriye'deki kanlı iç savaşa devlet başkanı Esad'ı desteklemek için katılan Rusya'nın Başbakanı Medvedev dün şöyle dedi. Türkiye'nin Suriye'ye karşı saldırgan tutumundan ciddi şekilde endişeliyiz. Böyle bir kara harekatı topyekun bir savaş demektir. Ancak tek istediği uzun sürecek bir topyekun savaş olanlar kara operasyonu başlatır diyor. Ve geçiyoruz. Güneş gazetesine Türkiye'de dursun, Rusya sivilleri vursun. Rusya ve terör örgütü PYD'nin Suriye'deki sivillere yönelik katliamları dün de devam etti. Rus uçakları Azez ve İdlib'de yine hastane ve okulları vurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişi öldü. Ancak dünya Rusya'nın bu vahşetine dur demedi. PKK ve YPG Rusya'nın piyonudur diyor Başbakan Davutoğlu. Ve geçiyoruz Milliyet gazetesi sivillere Rus füzesi sevgili izleyicilerimiz. Ruslar Azez ve İdlib'de 5 hastane, 1 okul ve 1 mülteci sığınağını vurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu 50 sivil öldü. 30'dan fazla yaralı var. Kasıtlı bir saldırı deniliyor bu yapılan bombalamayla ilgili. Başbakan Azez'le ilgili konuştu. Düşmesine izin vermeyiz dedi. PYD, YPG ve Rusya'ya sert uyarı. Kaç kez uyardık, çekilmezlerse o havaalanını kullanılmaz hale getiririz diyor. Ankara'nın 10 kilometre planı diyor. 70 YPG'li öldürüldü. Cumartesinden bu yana angajman kuralları çerçevesinde yapılan top atışları sonucunda 70 YPG'linin öldüğü, 80'inin yaralandığı belirlendi. Olumsuz senaryo YPG'nin Tel Rifaf ve Azize alması durumunda 400 ile 500 bin kişinin Türkiye sınırına doğru geleceğini gösteriyor. Ankara bu olasılığa karşı 10 kilometre derinlikte güvenlikli bir bölge oluşturularak gelenlerin buralara yerleştirilebileceğini planlıyor. ABD ile buna yönelik temasların sürdüğü belirtiliyor. Ve geçiyoruz. Orta Doğu gazetesi PKK açılımına destek veren talebe diyor. Gören ve duyan da bizim anlattığımız Ali Serim ile Meral Akşener hanımefendinin anlattığı Ali Serim farklı kişiler sanacak diye başlıyor haber. Ve geri adım atmayın diyor. Türk milleti içeride PKK'yı dışarıda PYD'yi azdıran AK Parti'den hiç olmazsa bu defa kararlı olmasını bekliyor. Başbakan Davutoğlu Aziz'in düşmesine izin vermeyiz. Mini havaalanına boşaltmazlarsa imha ederiz diyerek nihayet kararlı bir duruş ortaya koydu diyor. Ve Yurt gazetesi de duymayanlar duysun açıklaması haberine yer vermiş. 99 Mimar Sinan Edirne'de buluşuyor bu arada ilk sayfada.
ve Hürriyet gazetesi obüsler YPG'yi neden vuruyor? 3 gerekçe. Türkiye, Aziz'in güneyinde PYD-YPG hedeflerine fırtına obüslerine vurmasının ilişkin ABD ve Avrupa ülkelerine bilgi verirken şu gerekçeleri sıraladı. PYD ve Esad güçleri Aziz'e ilerleyerek Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası yaratmak istiyor. Çünkü Aziz ile Kilis arasındaki 8 kilometrelik bölgede 10 mülteci kampı var. Aziz düşerse kamplardakiler Türkiye'ye akın edecek. Operasyon IŞİD'le mücadele kapsamında değil, çünkü PYD'nin saldırdığı bölgelerde IŞİD yok. PYD, IŞİD ile savaşan ve doğuya doğru ilerlemesi istenen muhalif güçlere saldırıyor. Minik havaalanı PYD'den önce muhaliflerin elindeydi. PYD toprak almak amacı güdüyor. Tel Abyad'da yapılanın Aziz etrafında yapılması hedefleniyor. Tel Abyad, PYD'nin kontrolüne geçtiğinde 24 bin kişi Türkiye'ye göç etmişti. 4 bin Kürt döndü ama 20 bin Arap Türkiye'de kaldı diyor. Ve Türk tezine Merkel desteği var. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin baştan beri istediği Suriye'de uçuşa yasak bölge fikrini desteklediğini söyledi. Ve geçiyoruz Türkiye gazetesine. Putin yakıyor, dünya bakıyor. PKK ve PYD operasyonlarına aslan kesilen Batı, Rusya'nın Suriye'de yaptığı katliama gık diyemiyor. Ve Başbakan Davutoğlu, 4 ülke Rusya tehdidi altında diyor. Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü için ciddi risk teşkil ediyor diyor. PYD hedeflerini yine vurduk. Mardin'in sevgilisi Rengin öğretmen diyor. Köy okullarının yüzü Rengin öğretmenin başlattığı kampanyayla güldü diyor. Ve Haç Dövmeli PKK'lılar itirafçı örgütün iç yüzünü anlattı. Tünelleri belediyeler kazdı. Haç kolyeli ve dövmeli çok sayıda terörist var. Terör örgütünün elinden kurtulan genç büyük ihaneti deşifre etti. HDP'li belediyeler altyapı bahanesiyle tünel kazdı. Silahlar ve militanlar bu tünellerden geldi. YDGH'nin inancı Zerdüştlük. Örgütteki yabancılar Irak ve İranlı Kürt diye tanıtılıyor. Kürt'ün boynunda Haç'ın ne işi var? Bunların çoğu İncil okuyor. Ve Habertürk gazetesi, kimse savaş lobisi yapmasın diyor. Ukrayna'da Rusya'ya seslendi Başbakan. Başbakan, YPG Fırat'ın batısına geçmeyecek, Aziz'in düşmesine izin vermeyiz dedi. Rusya'ya savaş çığırtkanlığı lobisi uyarısı yaptı. Savaş suçu diyor. Rusya okul ve hastaneleri vurup katliam yaptı. 50 ölü var. Rus füzeleri de görüntülenmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Bugün gazetesi de okulları, hastaneleri ve fırınları vuruyor, bebekleri öldürüyor. Rusya katliam yapıyor. Suriye'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren Rusya, Aziz ve İdlib'i balistik füzelerle vurduğu saldırılarda 56 kişi öldü, 115 kişi yaralandı. Putin kan dökmeye doymuyor, bu masum bebeğin katili Ruslar diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Yeni Şafak gazetesinde de 500 savaşçı nöbette, 2014 yılında Kobani'nin Ayn al-Arab IŞİD'den kurtarılmasında görev alan muhalifler bu kez Aziz'i PYD'den koruyacak. Feylakı Şam grubu İdlib'teki 500 savaşçısını cilve gözü üzerinden Aziz'e yolladı. Suudi jetleri Konya'da bu arada, obüsler göz açtırmadı. Bütün dünya bilsin, Aziz düşmez diyor. Başbakan Davutoğlu obüslerle Aziz'den uzaklaştırılan terör örgütü YPG'nin yine yaklaşması halinde en şiddetli tepki göreceğini açıkladı. Davutoğlu, Aziz'in düşmesine izin vermeyeceğiz. Bunu çok net bütün dünya bilmeli. YPG Fırat'ın batısına geçmeyecek. Aziz'e, yani Afrin'in doğusuna da geçmeyecek dedi. Ve Zaman gazetesi, Aziz düğümü diyor. Suriye'nin sınırı 6 kilometre mesafedeki Aziz kenti Türkiye'ye de içine çekebilecek bir bölge savaşının merkezine oturdu. Davutoğlu, YPG mensuplarının kenti almaya çalışması halinde tekrar vurulacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler hastane ve okulun da aralarında olduğu binalara düzenlenen saldırılarda yaklaşık 50 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Ve Akşam gazetesi, PYD uğruna bebekleri katletti. PYD'ye koridor açmak için Aziz'e bomba yağdıran Rusya doğum ve çocuk hastanesini vurdu. Daha göbek kordonu kesilmemiş bebekler bile katledildi. Hava üssünü başınıza yıkarız diyor Başbakan Davutoğlu Ukrayna yolunda yaptığı açıklamalarda. Ve fırtına 3 gündür dinmiyor. Kilis,
Akçabağlar askeri üssünde konuşlandırılan fırtına obüsleri YPG bölgesinden gelen ateş sonrası dün de başta Minik havaalanı olmak üzere Ter Rifat ve Şevarikat bölgelerini vurmaya devam etti. Neredeyse her 5 dakikada bir top atışı yapılırken sınırda yeni mevzilerin kazıldığı gözlendi. Evet, Türkiye ve dünyanın gündemi böyle sevgili izleyicilerimiz. Ve biz bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Artık tüm siyasi partilerimizin ülke bütünlüğü noktasında bir araya gelerek dışarıdaki düşmanlara karşı tek vücut olma noktasında bir birleşmeden ve beraber hareket etmesinden yanayız. İnşallah tüm siyasi partilerimiz de bu konuda gerekli sağduyu, gerekli birlikteliği ve beraberliği sağlarlar. Ve bugün de programımızın sonuna geldik. Böylelikle sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulas dinleyenleri yine gün içerisindeki programlarımızda ve ajanda programıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Yarın da saatler 09'u gösterdiğinde manşet programıyla yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın.